Herkese merhaba. İstanbul Hepimizin Girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün Profesör Doktor Mehmet Zencir ile beraberiz. Merhaba hocam, hoş geldiniz Merhaba, programa. Merhabalar. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bugün sizi ağırlama nedenimiz Türk Tabipleri Birliği'nin geçen hafta yayınlanan pandeminin ikinci yılı değerlendirme raporunu konuşmak üzere aramızdasınız. Çok teşekkür ederiz. Raporun editörlerinden birisiniz ve Mehmet Zencir, Melek Demir, Levent Akyıldız, Çiğdem Arslan, Arıcan Bahadır galiba. Bu aynı zamanda sanırım Türk Tabipler Birliği'nin pandemi çalışma grubu çalışanları diye tahmin ediyorum. Evet, pandemi çalışma grubu olarak geniş bir ekibimiz var. Sadece tıbbi uzmanlar yok. Aynı zamanda sosyolog, ekonomist, felsefeci, etikçi, ekoloji, iktisatçı, değişik alanlarda geniş bir grubumuz var. Covid izleme, Covid değil, pandemiler diye aldık. Yani pandemilerin devam edeceğini düşünüyoruz. Covid bitip başka pandemi çıkma potansiyellerini de düşünerek daha uzun erimli bir çalışma grubu kurmaya çalıştık TTV olarak. Siz halk sağlığı uzmanısınız. Evet. Aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği'nde çalışma grubundasınız. Ve aynı zamanda bu raporun çıkış bölümü olan 8. bölümün, yani pandemiler çağı ve pandemiler çağından çıkış bölümünün de editörüsünüz. Aynı zamanda raporun son makalesinde, yani toplumsal sağlık anlayışıyla yeni bir sağlık sistemi kurucu ilkeleri. Ninde ilk sistemi için kurucu ilkelerinde aynı zamanda yazarısınız diye düşünüyorum. Dolayısıyla bugün özellikle tabii ki sizi yakalamışken genel bir pandemi durumuna dair sorularımla önce tarif etmek isterim size, ama ardından ikinci kısımda sizin özellikle bu geleceğe yönelik atmış olduğunuz önemli ve yazmış olduğunuz önemli ilkeleri tartışmak isterim burada. Öncelikle rapora dair hemen sorayım. İlk raporu değil Türk Tabipler Birliği'nin bu süreçte. Bu raporu neyin altını çizmek istiyorsunuz öncelikli olarak? Şimdi bu raporun ikinci yılı geldi. Bildiğiniz gibi şeyden düşünürsek, bizim Ocak ayından beri Mart ayına doğru pandeminin daha kontrol edilebilir olacağı genelde dünyada konuşuldu. Özellikle omikron varyantının çok yaygın bulaştırıcı olduğu. Bu anlamda toplumda büyük oranda insanların hastalıkla karşı karşıya kalacağı ve bundan sonra da bir endemi dönemine geçebileceği Ocak ayında öngörülmüştü. Mevcut aşılama durumuna göre de yani buradan riskin en az olması hedeflenmişti. Aşıyı iyi yapan ülkeler, özellikle hatırlatma dozu yüksek olan ülkeler bu alanda hastalıktan en az zarar görerek bir şekilde pandemiyi daha az zayiatla endemi dönemini evirebilme ile ilgili bir başarı elde ettiğini söyleyebiliriz. Pandeminin endemiye dönmesini sıradan bir vatandaş olarak iyi bir haber olarak mı karşılamalıyız? Tam iyi değil, şöyle diyelim. Sonuçta pandemi herhangi bir bulaşıcı hastalığın tüm küreye yayılması demek. Yani tüm kürede hastalık var anlamına gelir. Tüm kıtalarda var anlamına gelir. Bu anlamda pandemi bitti dememiz için hastalığın tüm küreden kalkmasını düşünmemiz gerek. Yani bizim hastalık artık aşama aşama azaltılıp belirli bölgelerde kalmasını sağladığımızda ya da belirli sıklıkta azaltarak kaldığı döneme endemi diyoruz. Yani normalde olmayan bir hastalığın normalden daha fazla gözükmesi, ancak beklenen düzeyde olmasına genelde endemi diyoruz. Ama beklenenden yüksek olmasına epidemi diyoruz. Epideminin küresel olmasına da pandemi diyoruz. Endemi dediğimizde yine beklenenden fazla olması demek. Yani şu anda hep griple karşılaştırılıyor. Oradan örneklersem belki şey olabilir. Grip mesela mevsimsel bir hastalık diye geçiyoruz. Belli mevsim bekliyoruz onu. Ancak COVID ile ilgili mevsimsel olmayla ilgili eğilim var ama tam kesin diyemiyoruz. Dünyada değişik örnekler var. Bazı ülkelerde bizim yaz mevsimlerinde de görme örneklerimiz oldu. Onun için tam ona mevsimsel diyemiyoruz. Bir ikincisi, gribe göre düşündüğümüzde en az 10 kat daha fazla gözüküyor. Yani onun için grip gibi değil. Ve bir nedenle gribe göre de daha fazla öldürüyor. Bu anlamda griple benzetmemekte fayda var. En azından toplum hastalığın ciddi bir hastalık olduğunu fark etmesi gerekiyor. Yani buradaki omikron varyantının daha az
ne diyelim öldürmesi, daha az hastaneye yatırması işleri değiştirmiyor. O da çok bulaşıcı. Çok bulaşıcı olduğu için toplumda aşısız ya da riskli grupları buluyor. Bulduğu kişiler de kendi varlığını sürdürmeye çalışıyor. Ve o arada da yani eğer kişinin direnci düşükse, yani direnç düşmesi açısından bir şeyden bağımsız, hastalıktan bağımsız kötü besleniyorsa, birden fazla hastalığı varsa, yaş ileriyse, çok yoğun çalışıyorsa, kötü barınma koşullarında yaşıyorsa bu kişinin direnci düşük. Ama bir de direncini artırmaya yönelik aşısı yoksa direnç daha da düşük demektir. Yani bir anlamda virüsü düşünün, virüs toplumda dolaşıyor. Bir grup dirençli, aşılı çünkü. Ya da işte vücudu daha az korunaklı. Şeyi düşünürseniz sağlıktaki eşitsizlikleri, yani herkes hastalıklardan eşit etkilenmez yani. Riskli gruplar, yoksullar, gece kurumda yaşayanlar, işçiler, çok yoğun çalışanlar daha çok etkiler. Bir de bu aşısızsa etkilenmede hazır bir kapı haline gelmiş olur ve virüs bu kesimleri, toplumsal kesimleri yakalar yani. Şu anda mesela son dönem gördüğümüz ölümden büyük bir kısmı, henüz Sağlık Bakanlığı veri yayınlamadığı için bilmiyoruz ama dünyadaki gördüğümüz örnekler toplumun en yoksul, en kırılgan nüfusları, dezavantajlı nüfus dediğimiz nüfuslar. Bir şekilde bilerek ölüme terk edilmiş diye biz bunu tanımlamaya çalışıyoruz. Önlem de alınmadığı için, aşıyı yükseltmeye yönelik bir çaba, motivasyon aratılmadığı için de bu işi kasıt bir tırnak içerisinde kasıtla yürüdüğünü bildiğimiz için de buna sosyal cinayet kavramını kullanıyoruz. Yani önlemlerin yeterince alınmaması, kötü uygulanması, toplumun riski yok sayan bir dağıtmaya sevk edilmesi gibi şeyleri eleştiriyoruz. Ve en gerisini sosyal cinayet kavramıyla bunu şey yapıyoruz yani bir şekilde yani toplumsal gerçeklik bu hastalığı üretiyor. Bu toplumsal gerçeklik ve onun üzerindeki siyasal iradenin hastalıkla ilgili siyasal ve ekonomik tercihler nedeniyle ne diyelim toplumu rahatlatmasının aslında toplum için bir suç olduğunu da düşünüyoruz. İnsanlara karşı suç kılı. Bunu sadece ben düşünmüyorum. Belki oradan bir bağlantı kuralım. British Medical Journal bu dünyanın en saygın dergisi. İşte 2001 Şubat ayında onun editörü Abbasin doğrudan sosyal cinayet kavramını koydu ve şunu söyledi. İşte kötü halk sağlığı uygulamaları ya da halk alınması gereken önlemlerin alınmaması nedeniyle bu bir sosyal cinayettir deyip engelsi atıp yaptı. Tam engelsiz uyumlu olmasa da en azından onu kullandı. Ve oradan da şunu söyledi. Buna karşı bir şeyler yapmamız gerek. Sessiz olmayalım. Bu yollardan bir tanesi de uluslararası mahkemelere bu önlemleri almayan hükümetleri, liderleri suç duyurusuna bulunalım diye. TTB de yaptı biliyorsunuz. TTB birlikte olduğu diğer sağlık örgütleriyle birlikte yaşam hakkı ihlali nedeniyle Sağlık Bakanlığı dahil işte sağlıktaki sağlık politikaları kurulu, birkaç kurulu mahkemeye verdi. Mahkeme devam ediyor şu anda. Evet. Burada aslında verilerden biraz bahsetmek isterim. Çünkü sunuş bölümünde, raporun sunuş bölümünde bu Sağlık Bakanlığı açıkladığı rakamlarla Türk Tabipleri Birliği olarak sizin açıkladığınız rakamlar arasındaki uyuşmazlıktan bahsediyorsunuz. Ama hemen bunu aslında dünya çapında da bu uyuşmazlığın olduğunun altını çiziyorsunuz. Bu uyuşmazlığın nedeni nedir? Ne düşünürsünüz? Şimdi uyuşmazlık şuradan şöyle diyeyim, pandemi izlerken Dünya Sağlık Örgütü fazladan ölümler diye bir şeyi, göstergeyi kullanmamızı öneriyor. O da şu demek, son 5 yılda Türkiye'de ne kadar kişi ölüyor? Bu yıl kaç kişi ölmesini bekliyoruz? Yani nüfusun değişimi de düzelterek bir hesaplama yapılıyor. Bu beklediğimizde ne kadar fazla ölen olmuş diye. Pandemi ancak böyle izleyebilirsiniz diyor Dünya Sağlık Örgütü. Bunların bir kısmı COVID'le dolayı ölmüştür. Hasta doğrudan enfeksiyona. Bir kısmı da hastalık nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimleri bozulmuştur. Gitmemiştir, hastanelerde olanak bulmamıştır, hizmet aksamıştır. Bu iki nedenin toplamı diye bakıyor ama ne olursa olsun pandeminin etkisi diye bakılıyor. Şimdi böyle baktığımızda işte Türkiye'de mesela ölüm 100 bin civarı. Yani şu anda işte biz rapor hazırladığımızda 97 bin civarındaydı. Bizim kendi 24 ilin verisine ulaşabiliyoruz. Belediye kayıtlarından. Tüm Türkiye veriyi açmıyor, TÜİK de açmıyor. O verilerden hesapladığımızda Türkiye'de
3 katına yakın bir fazla da ölüm saptıyoruz. Yani onun Türkiye projeksiyonu yaptığımızda 275-80 bin civarı ölüm var olduğumuz saptamıştık, kendi saptadığımız. Yani bu da şuradan kaynaklanıyor. Demek ki Türkiye şeyi ya saklıyor ya saplayamıyor. Her ikisi sıkıntılı. Yani saklama da sıkıntılı, saplayamama da sıkıntılı. Sürveyans dediğimiz herhangi bir sağlık sorunuyla ilgili veri tutma, verileri kamuoyuyla paylaşma pandemi döneminde çok kritik. Aynı zamanda da saptayabilmeniz gerek. Hastalık sayısını hiç konuşmuyoruz, dikkat ederseniz. Ölümleri saptayabildiğimiz için. Hastalığı saptayabilmeniz için test yapmanız gerek. Periyodik olarak yapmanız gerekir. Şu anda mesela son Çin çok konuşuluyor. Çin neredeyse tüm nüfusa bir haftada hastalığın yayıldığını düşündüğü eyaletlerde tüm nüfusun taramasını yapabiliyor yani. Oradan sayıyı da, hastalık sayısını da bilebiliyor. Bu anlamda biz ölümü biraz daha öne çıkarttık. Ölüm elimizde somut olduğu için. Ve bu ölümle ilgili veri de o da sıkıntılı Türkiye'de. Onunla ilgili daha çok bunun saklandığını düşünüyoruz. Çünkü ölümü saklama potansiyeli yok yani. Bir de tabii bunun algı yönetimiyle de doğrudan ilgisi var. Yani Türkiye'deki bu hükümetin tek adam rejimi diye tanımladığımız rejimin zaten birçok veriyi yasaklayıp ya da istismar ettiğini biliyoruz. Bu artık çok tanıdık oldu. Bu aynı zamanda da arkada şey var. Yani salgını iyi kontrol ettiğine dair de bir algı yaratmaya çalışıyor. Dikkat ederseniz bu Mart ayından sonra hızdan normalleşmeyle ilgili şeyler söylendi. Hatta Mart'ta söylenmedi, Ocak'ta söylendi hatırlarsanız. Ocak'ta söylendikten sonra 12 bine yakın vatandaşımızı kaybettik. Yani. Şimdi buradaki söyleme gerekçesini neden rahatlatıyor derseniz, burada iş politikaya giriyor, ekonomiye giriyor. İşte turizm mevsimi açılacak diye rakamlar biraz daha gizleniyor. Artı sağlıklı dönüşüm programının yaptığı yatırımlarla salgın çok iyi yönetildi gibi bir tırnak içerisinde siyasal rant adına gerçeği saklamış oluyor. Bu sadece bizle ilgili değil, oraya tek bir cümle onu söyleyeyim. Bununla ilgili yapılan araştırmalar var. Dünyada genelde ortalama 3 kat daha fazla olduğu söyleniyor. Yani şu anda söylenen dünyada 6 milyon küsur ölüm söyleniyor. 18 milyon en az olduğu söyleniyor. Ülkeler buna göre sıralanıyor. Merkez kapitalist ülkelerde işte bir söylüyorsa 1.2 falan oluyor. Yani biraz çok az bir yanılma varken en yoksul, en işte perifer kapitaliste gittiğimizde 12 kata kadar çıkabiliyor, 7 kata kadar çıkabiliyor. Örneğin Hindistan en kritik 8 kat fazla. Söylediğiniz normalde Hindistan 500 bin diyor. Bunun 8 katına göre düşüneceksiniz. Yani bir şekilde ülkelerin bu tip bir şeyleri var, öyle diyelim. Yani o siyasal rejim ne kadar demokrasiden uzaksa hata payında o kadar yükseldiğini ya da saklama noktaları yükseldiğini söyleyebilirim burada. Evet, burada hemen belki sağlık çalışanları için de bir parantez açmamız anlamlı olur. Süreç içerisinde sağlık çalışanlarının üzerine hayli yük bindi ve bu süreç sonucunda çok fazla sağlık çalışanını ne yazık ki kaybettik. Son zamanlardaki trende de bakıldığınız zaman sağlık çalışanlarının çoğu aslında ülkeyi terk etme çeşitli yurt dışı opsiyonları değerlendirmeye kadar varan bir yelpazede tepkisi oldu. En azından tepkilerini böyle diye gitme şansına sadece sahip olabildiler diyelim. Sağlık çalışanlarının Türkiye'deki bu süreçteki omuzlarına binen yük yurt dışındakilerle benzer miydi sizce? Süreç içerisindeki kayıplar yurt dışındaki kayıplara göre nasıl okunabilir? Şimdi bir önce pandemi üzerinde söylersek, pandemi üzerinde şöyleydi. Pandeminin ilk daha karanlık olduğu dönem, yani önlemleri dünyanın geçmiş birikimlerine göre aldığı dönem diye söyleyebiliriz. Bu dönemde ilk 3 ayda dünyada sağlık çalışan ölümleri oldukça fazlaydı. Yani birçok ülkede bunu görebiliyorduk. Ancak 3. aydan sonra artık biz pandemiyi tanıdık. Önlemleri tanımaya başladık. İşte bu önlemleri aldığımızda sağlık çalışanlarını korumamız gerekiyordu. Yani toplumsal önlemlerle sağlık çalışanı önlemleri birbiriyle uyumlu diyebiliriz. Yani şey açısından birbirinin de benzerliği var. Ancak Türkiye'de 3. aydan sonra sağlık çalışan ölümleri durmadı. Yani.
Yani bu 550 ölünün, 550'den fazla kaybettiğimiz sağlık çalışanın büyük bir kısmını biz yani 3 Haziran'dan sonra kaybettik. Yani ilk bunun neden olduğunu düşünüyorsunuz? Bunu şundan söylüyoruz. Bu iki şeye bağlayabiliriz. Bir tanesi içi sağlığı güvenliği hizmetleri bağlamında hastanelerde İLO başta olmak üzere işte OSA dediğimiz birkaç kuruluş var. Hastanelerin pandemiye hazır hale getirilmesine yönelik önlemler setleri var. Bu setlerin hiçbir tanesi uygulanmadı. Yani hastanede işte COVID'li olan kişi nasıl, hangi kapıdan girecek, nasıl transfer edilecek, bunun tetkikleri nereden yapılacak, bunu kim karşılayacak? İşte aynı zamanda çalışanların dönüşümlü çalışması, yani her gün çalışmaması, yine onunla alınacak önlemler, işte kişisel koruyucu donanım dediğimiz maskedir, siperliktir, önlüktür. Buna rağmen bu devam etti çünkü havalandırma dediğimiz bir sistem Türkiye için kritik en kötü önlem Türkiye'de havalandırma önlemleri oldu dikkat ederseniz. Havalandırma Türkiye'de yani bunu daha çok mühendislerin işi, onlar daha ayrıntılı anlatabilir ama havanın dışarıdan alınıp tekrar da dışarı verilmesi gereken bir sistem öneriliyor. Bu sistemi kullanmak yani içerideki havayı dolaştıran bir sistem genelde tercih ediliyor. O zaman içeride virüs varsa siz virüsü dolaştırmış oluyorsunuz. Onun için kapalı ortamlarda hastalık hep büyüdü Türkiye'de. Hastanede böyle bir kapalı ortam olduğu için büyüdü. Toplu ulaşım kapalı alan olduğu için büyüdü. Fabrika kapalı alan olduğu için büyüdü. Toplumda da önlemleri gevşettiğiniz için erken olgu saptama noktasında nitelikli filyasyon çalışması dediğimiz çalışmayı yapmadığınız için toplumda hasta olduğunu bilmeyen, semptom olmayan kişiler dolaştı yani. Şimdi bunlar dolaşınca aynı kişiler hastaneye geldi, hastanede önlem yok, fabrikada yok, toplu ulaşımda yok. Yani doğrudan yani ne diyelim hastalığın büyümesiyle ilgili bu sürecin gittiğini söyleyebiliriz. Yani bu sağlık çalışanı rakamlarını biz net bildiğimiz için bu aslında Türkiye'nin pandeminin nasıl yönetildiğinin de bir göstergesi. Çünkü net burayı iyi biliyoruz, burada alınmayan önlemleri de biliyoruz. Hatta kanıt düzeyinde bir şey söyleyebilirim. Bence kanıttır. 2012 yılında içi sağlık güvenliği ile ilgili bir yasa çekti. Bu yasa kamu alanda da sağlık hizmetlerinin yaşama geçirilmesini öngörüyordu. Ancak sürekli ertelendi. 2 yıl ertelendi. 3 yıl, en son 2020 Temmuz'un 3 yıl ertelendi. Pandemi denen bir dönemde ya en kritik hizmet anlamına gelen içi sağlık güvenliği hizmetlerini erteleyen bir zihniyet aslında bir şekilde Türkiye'de içi cinayetlerini çok ciddiye almayan bir anlayışın göstergesi diyebiliriz. Yani burada tercih daha çok işte sermaye birikimi oldu. Türkiye'de sağlık alanında sermaye birikimine ciddi katkı veren alanlar haline geldi. Onu da söyleyebilirim. Fabrikalara benzer bir durum burada da olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda ekonomik kesen, yani sermaye birikimini kesen hiçbir önleme izin verilmiyor dikkat ederseniz. İçinin sağlığı, sağlık çalışanın sağlığı çok kıymetli. Gözükmedi. Buraya yatırım yapılmak istenmedi. Bir anlamda üretim devam etti. Yani üretim nasıl fabrikada devam ettiyse hastanelerimizde de hiçbir şey değişmemiş gibi aynı ritmiyle devam ettiğini söyleyebiliriz. Evet. Bu özellikle sizin raporunuza geri dönmeden önce son bir alanı da açmak isterim bu son bahsettiğiniz yerden hareketle. Bu pandemiye belki ekonomik ve de teknolojik olarak en hazır olduğunu düşündüğümüz ülkeler örneğin Amerika, İngiltere gibi ülkelerin de aslında pandemi yönetiminde oldukça zorlandığını önerebiliriz. Sizce bu bağlamda iyi örnek ve kötü örnek olarak not düşmek isteseniz neden bahsedersiniz? Şimdi burada şöyle diyelim, son 30 yıldır neoliberal sağlık reformları dediğimiz bir reform, o da bir pandemi bize göre dünyada esip yağıyor zaten. Bu merkez kapitalist olsun, periferi kapitalist olsun fark etmiyor, tüm ülkelerde aslında yaşama geçiriliyor yani. Bir onun için dikkat ederseniz bunların ana omurgası şu, sağlıktan bir artına yer sızdırmak olduğu için yani sağlık alanına bir metalaşma, kapitalistleşme diye bir niyet var. Onun için tedavi hep ön plana çıktı yani. Yani tedavinin ön plana çıktığı bir şey var, strateji var. Hastanelerimiz büyüdü dünyanın her yerinde. Hastaneler devasalaştı. Koruyucu hizmet ya da insanların hasta olmaması için yapılacaklar hep ikincileşti. Yani hasta olsunlar, hasta olduktan sonra tedavi edelim. Yani tedaviyle ilgili bir strateji ön plana yani çıktı. Hastaneye yönelik yatırımdan bahsediyorsunuz değil mi? Evet. Yani ülkemizdeki politikaya evet. Bunun bir karşı, yani yurt dışındaki örneklere benzer bir şekilde daha hastane sayısını çoğaltalımcı bir yerden
olduğunu düşünmeliyiz. Ya hastanelerin sayıca mesela hem sayıca arttı şu anda Türkiye'de 1500 üzerinde hastane var. 850 civarı kamu hastanesi ya 600'e yakın özel hastane açıldı. Şehir hastanelerinde devasa yatırımlar yapıldı. İşte büyük şehir hastaneleri oldu. Devlet hastanelerinin büyük bir kısmı büyüdü. Oralara teknolojik yatırımlar geldi. Yani tıbbi alandaki gelişmelerin hepsi bir şekilde bunlar hükümet tarafından sağlandı. Çünkü buradaki hedef sağlık alanından bir gelir elde edilebilir mi? Hatta belki buna sağlık turizmi de söylersek daha görünür olur. Sağlıktan turizm olur derseniz demek ki oluyor yani bir şekilde. Sağlık turizmi de bunun bir göstergesi diyebiliriz yani. Peki iyi örnek olarak yurt dışında ne düşünüyorsunuz? Yani iyi örnek şöyle, birkaç şey bizim dikkatimizi çekiyor. Bir tanesi daha şeffaf yöneten ülkeler, yani verilerini saklamayan ülkeler en azından toplumla şey arasından, sağlık, bu salgın yönetenler arasında bir bağ kurulmuş oldu. Yani bir siz doğru bilgiyi elde ettiğinizde size düşenleri vatandaş yapabilme yetenekleri arttı. Yani güven duygusu çok önemli. İşte toplumun katılabildiği, karar süreçlerine katılabildiği ülkeler çok önemli. Dikkat ederseniz bizim hiçbir önlemimiz meclisten geçmedi, mecliste görüşülmedi. Bilim kurulunda bile görüşülmedi, bilim kurulu bile tavsiye niteliğinde yapıyor. Meslek örgütleri yok, akademi yok, sağlık çalışanları yok ve tek adam rejimin antidemokratik bir uygulaması oldu yani. Şimdi bu uygulama ne kadar demokratikse o zaman toplum en azından neyi tartışıldığının farkına varacaktır. Yani bir şekilde bir konumlanacaktır, kendinle ilgili önlem alacaktır. Bu da önemli bence yani. Salgın yönetiminin demokratik olması. Bir de geçmiş halk sağlığı deneyimin güçlü olan ülkeler. Yani bu da kıymetli. İşte daha birinci basamakları çok bozulmayan, buradaki sağlık emekçilerin sayısı fazlaysa, olanakları fazlaysa, daha sahaya gömülü bir hizmeti olan ülkeler varsa buralar güçlü oldu. İşte Yeni Zelanda örneğini mesela burada Küba örnek olarak söylenen örneklerde işte Vietnam son en son biraz orada aşısızlığa bağlı bir hastalığın arttığını biliyoruz ama dünyada iyi örnek olan ülkeler arasında bu örnekler sayıldı. Hindistan'ın genelinde çok kötüyken Kerala dediğimiz bir eyalet var. Daha işte komünistlerin iktidarda olduğu bir eyalet. Burada mesela salgın yönetimi daha iyi oldu. Şimdi burada neden iyi oldu dediğimizde hem Küba için hem Kerala için şehir konuşuluyor, toplum katılımı, toplumun içerisindeki toplum meclisler üzerinden örgütlenmesi, kadınların sağlık hizmetlerinin yönetim sürecine, planlama sürecine katılabilmeleri, yani sağlık hizmetlerinin toplumun içerisinde gömülü olması ve toplumun söz sahibi olması sağlık hizmetlerinde ve meseleyi sadece tıbbi çalışanların değil de tüm toplumun sorunlu algısı ve herkesin elinden geleni yapması diyebiliriz. Bu anlamda o kadar ambargoya rağmen mesela Küba'da çok etkilenme olmadı. Kendi aşılarında bulabildiler. Hızlan tüm şeyi kontrolü ele geçirebildiler. Yani bir bizim mesela daha çok yıkım beklediğimiz ülke örnekleriydi. Çünkü ekonomik ambargo var. Geçim kayıpları sınırlı. Yani buna rağmen ama yani çok hızlan atlatılabildi. O da yerinden demokrasi, yerinden yönetim diyebileceğimiz aslında benim de yazıda biraz kısmen açmaya çalıştığım mesele yani. Yani toplum ne kadar özne olabiliyorsa salgın yönetiminde, sağlık emekçileri ne kadar özne olabiliyorsa salgını frenleyebilme şansımız biraz daha arttı diyebiliriz yani. Evet, ben de hemen buradan zaten sizin rapora, özellikle sizin rapordaki sizin makalenize gelmek isterim. Tekrar altını çizmek isterim. Üst başlığının toplumsal sağlık anlayışıyla yeni bir sağlık sistemi kurucu ilkeler adında bir makalemiz var. Burada çeşitli maddelerle geleceğe yönelik ilkeler öneriyorsunuz. Zaten aslında çeşitli anahtar kelimeleri de iyi örnekler içerisinde yakalama fırsatımız oldu. Onları açmanızı rica edeceğim. Ama belki hemen buraya giriş yapmak için aslında sizin hemen başında bir pandemiler ve korunma görseliniz var. Ve o görseli izleyicilerle paylaşmak isterim ve bunu sizin üzerinizden, sizin yorumlarınızla dinlemek isterim. Şimdi şöyle diyeyim, halk sağlığında sadece bulaşıcı hastalıklar için değil, olağan dışı tüm durumlar için, aynı zamanda tüm hastalıklar için iki stratejiyle genelde ilerleriz. Bir tanesi korunma, bir tanesi nedensellik. Yani bunlar birbirinin içerisinde gömülü, birlikte olan
süreçlerdir. Genelde hedefimiz şudur, hastalıklar olmasın diye yapacaklarımız, yani temel korunma, hastalıklar hiç ortaya çıkmasın diye yapacağımız şeylere temel korunma deriz. Yani onun için temel korunma herhangi bir hastalıkla ilgili değildir. Yani sağlıklı olma halinin sürdürülmesidir aslında. Yani bizim sağlıklı olma halimizi güçlendirecek önlemler, yani bunu bozan nedenlerle mücadele temel korunmaya girer. Birincil korunma, o hastalıklara özel, bizim mümkün olduğu kadar pandemide de söylersek kendimizi güçlendirmeye hedefler ve mümkünse hastalığı en erken şekilde uyarma şeyi, salgın çıkacak diye uyarı alması, pandemiler açısından söylersek ya da olağan dışı bir durum için söylersek, erken uyarı sistemlerimizle harekete geçmek, hastalığı en az ve belki de daha belirti vermeden yakalayabilme, salgını belirti vermeden yakalayabilme, yanıtı verme ve işi burada kesme. Yani birinci koruma güçlüyse zaten bu tip pandemiler olmaz yani. Ama dikkat ederseniz dünyada hem kök nedenler, belki onu biraz sonra açarım, pandemi bir şekilde çıktı. Çin'de pandemi ile ilgili o aralığın sonunda konuşulmaya başlandı, ocağın ortasında netleşti. Ocağın sonuna doğru uluslararası acil bir durum vardır dendi. 11 Mart'ta da pandemi var dendi. Ve aslında dünyanın erken uyarı ve yanıt için epey bir zamanı vardı yani. Şimdi epey zamanı olmasına karşın işte tüm şeyde Çin başta olmak üzere diğer dünyanın geri kalanların büyük bir kısmında bu erken uyarı yanıt olmadı. Çünkü erken uyarı yanıt olmamasının altında bu Çinlerin hastalığı dendi, damgalandı, onlar zaten işte ne diyelim ne bulsa yiyorlar gibisinden ırkçı, nefret söylemlerini de o erken dönem gördük. Yani hastalık diye alınmalı yani pandemi dediğimiz. İlk kez karşılaştığımız bir virüs. Yani bu virüsün ne yapacağını halk sağlıkçıları zaten tüyler diken diken oldu. Neden Dünya Sağlık Örgütü bu kadar gecikti diye, keşke Ocak'ta bu işi ilan etse diye öyle bir şeyimiz vardı. Birinci koruma dediğimiz de bu. Yani ikinci korumada artık yani salgını kontrol etme noktasında halk sağlığı pratiğinin yapacağı işlerdir. Nedir onlar? Hastalığı mümkün olduğu kadar en erken aşılanmada yakalama. Onun için testler yapacaksınız. Sağda olacaksınız, hastanede karşılanmayacaksınız. Kişileri hasta olduğu dönem olanakları varsa kendi evlerinde, yoksa da onları diğer kişilerden ayıracağınız, barınma yerlerinde şey yapmanız, tutmanız, misafir etmeniz ve bu şeyi, temasları kesmek, bulaşma yollarını kesmek yani. Yani buralar en az zayiatı nasıl yapabiliriz? Üçüncü koruma dediğimiz artık pandemi, bizim için pandemi olma şeyini kaybetti. İşte şu an için söylersek mesela endemik hale geldi diyelim. Bu yeniden büyümesin diye neler yapacağız? Ya da yeni bir pandemi çıkmasın diye neler yapacağız? Ya da işte bizim bir şekilde bu hastalıkların yeniden hortlanmaması için yapacaklarımız diyebiliriz. Şimdi burada kritik olan şu üçüncü korunma aşaması. Şu aşamada biz oturup şu soruyu sormamız gereken. Çünkü bulaşıcı hastalık açısından orada daraltırsam, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü diye iki tane ayrı şey var, söylem. Önlenmesi hiç olmasın diye yapacaklarımız, işte kök nedenler oraya giriyor. Kontrol dediğimizde sağlık hizmetlerinin kontrol etmesi, iki omurga yani. Şimdi kök neden aramasında tıbbi nedenler genelde konuşulmaz, onu söyleyelim. Kök neden dediğimiz hastalık neden çıktı diye konuşulan şeylerdir. Mesela COVID gerçeğinde söylersek en çok konuşulan şey bizim bir şekilde endüstriyel hayvancılık, endüstriyel tarım, işte yaban hayvanlarına müdahale, eksotik hayvan ticareti, işte kentleşmenin çarpık olması, işte yoğun çalışma, çünkü Çin'de fabrikalarda salgın büyüdü, yani çalışma rejiminin şey olması, ne diyelim, aşırı güvencesiz olması, daha çok bunlar konuşuldu. Ormansızlaştırma konuşuldu mesela. Şimdi bunlar dikkat edersen çok devasa başlıklar. Çünkü biz bu başlıkları başka yerlerde duyuyoruz. Bu, evet. Bu nedenle kök nedenler kıymetlidir yani. Kök nedenler şu demektir yani. Herhangi bir hastalığa daralmadan bizim sağlığımızı tehdit eden şeylerle şey yapmak, bunları gündeme almak demektir yani. Yani genel sağlıklılık halimizi öne çıkartacak durumlar. Şimdi bu tartışmadan bu saydıklarımızın tümü ara neden diye saydık. Genelde Dünya Sağlık Örgütü dahil benim şu anda söylediklerimi hepsini söyler. Çünkü söylenmeyen nedir?
Bu ara nedenler neden? Neden endüstriyel hayvancılık dünya buraya döndü? Hı-hı. Neden uluslararası ticaret? Neden ormansızlaştırma var dediğimizde işte siyasal evet. Ben de burada zaten devreye girmek istedim. Özellikle makalenizin bence çarpıcı yapan da bu ve zaten ilk maddesinde, bu ülkenin ilk maddesinde de koruyucu sağlık politikaları ve bütüncül bir yaklaşım diyorsunuz. Anladığım kadarıyla zaten bu saydığınız kök nedenler aslında her biri bizim yaşama halimizle de alakalı. Dünyanın neresinde olursak olalım. Zaten buradan da aslında hemen üst başlığa da bir gönderme yapmak isterim. Pandemiler çağı diyorsunuz. Sonuçta pandemi dünya için yeni bir kavram değil. Ama pandemiler çağı derken daha sık tekrarlanacak pandemilerin de pandemi sık tekrarlanma ihtimalinin artmasından da bahsediyorsunuzdur diye yola çıkarak söylüyorum. Bu üst şemsiyeden hareketle ilk dediğiniz koruyucu sağlık politikaları ve bütüncül bir yaklaşımı bizim için biraz daha açabilir misiniz? Şöyle söyleyeyim. Şimdi pandemiler derken biz sadece bulaşıcı hastalık anlamında daraltarak söylemiyoruz. Yani çünkü COVID-19 öncesi biz yine toplumda bu tartışmayı yürütüyorduk. Bu tartışmayı yürütürken daha çok ekolojik tartışmaları da yapmaya çalışıyorduk. Bir de güvensiz çalışma ortamıyla ilgili. Mesela ekolojik tartışmalarda o dönem en çok konuştuğumuz şuydu. İşte bu saydığımız nedenleri yine sıralıyorduk. Ormansızlaştırmayı, endüstriyel hayvancılığı, hava kirliliğini, fosil yakıt kullanımını. Ve diyorduk ki yılda 9.2 milyon kişi ekolojik tahribat nedeniyle erken ölüyor. Önlenebilir ölümlerdir bunlar diyorduk. Yani. Yine diyorduk ki buna, bu söylediğimiz rakama çarpık kentleşme yok. Yani bu kentin yok ettiği yaşamlar yok. Onları da eklediğimizde bu rakamlar çok daha büyüyebilir. Sağlıksız gıdalar eklediğimizde de rakamlar daha da büyüyebilir. Zaten bu tartışma vardı. Biz halk sağlıkçılar bulaşıcı hastalıkları hep 2008'den beri sürekli ufak ufak zaten pandemi tehditlerini gördük. İşte domuz gribiyle gördük, Ebola ile gördük, Zika ile gördük. İşte bir yandan da bulaşıcı hastalıklar. Her ikisi birlikte var. Yani hem bulaşıcı olmayan hastalıklar hem bulaşıcı hastalıklar ortak kökten besleniyor. Yani bu şey, yaşam şekli, bu dünyanın bu hali, talan edilmiş bu hali bir tercih. Yani bu tercihi dönüştürebilme potansiyelimiz olması gerek. Yani biz ekolojik tahribatın yarattığı kanserlere de, kalp damar sistem hastalıklarından, solunum sistem hastalıklarından da rahatsız ve oralar devasa artmış durumda. Aynı zamanda hayvanların kendi yaşam ortamlarını değil, insanların yaşam ortamlarının bu kadar buluşmuş olması, hayvanların doğal yaşamlarının istismar edilmesinin hayvanlardan insana geçiş dediğimiz zoonotik hastalıkların tetikleyicisi olduğunu söylemiştik. Covid de buradan çıktı zaten. Ama hayvanlarda onlar için belki hastalık bile yapmayan birçok virüsün dolaştığını biliyoruz. Yani bu hayvanlarla insanlar arasındaki teması bir yerden uygun olmayan teması, yani tamamıyla teması kesenim anlamında söylemiyorum, istismar edilen teması aşılması gerekir diye bir şeyimiz vardı ve bu pandemi bittiğinde başka bir virüs çıkabilir. Nitekim dikkat ederseniz son günlerde işte bir hepatit tartışması var. İşte Ebola'da, Kongo'da Ebola yeniden devreye girdi. Yani bir nedenle bunları görebiliriz. Mesela Ebola da çok kritik. Ebola ile Covid'in belki tek şeyi farkı şu, Ebola belirli bir coğrafyada sınırlı kaldı. Evet. O sınırlı kalan coğrafya zaten Türkiye, dünya için çok önemli değildi. Yani biraz da öyle düşünelim. Yani biz orada çok acımasızız. Yani Afrika'da işte yılda 600 bin kişi sıtmadan ölüyor. Bizim için kimsenin aklında öyle bir haber yok. Evet. Yani bir, evet. O dünyanın genel durumu. Bu anlamda bizim söylediğimiz şuydu. Yani doğa ve toplum yerine bir sağlık algımız varsa bizim bu kök nedenlerde hesaplaşmamız gerek. O zaman bu kök nedenler nedendir sorusunu sormamız gerekir diye. Benim yazımı rahatlatan en büyük şey şu. Pandemiyle birlikte normalde halk sağlığı akademisi özellikle Amerika'da genelde kapitalizm üzerine çok yazı yazmazdı. Yani. Son neredeyse 2 yılda çok sayıda makale çıkmaya başlandı. Ve bu makalelerden örnekler işte makalemde vermeye çalıştım. Mesela makale diyor ki kapitalizm patojenik bir hastalık üretir. Mesela bir makalenin başlığı bu. Bir makalenin başlığı felaket kapitalizmi ve ırkçılık halk sağlığına tehdittir. Bir makale 21. yüzyılın büyük sağlık krizlerini konuşurken kapitalizmi dikkate almazsak başımıza gelecekler gibi dünyanın saygın üniversitelerinde, saygın akademisyenler bu makaleyi
yazar hale geldiler. Demek ki durum o kadar açık ve bariz gözükebiliyor. Yani bir kısım buydu. Yani kök nedenler dediğim önlem için buna ihtiyaç var yani. Mehmet Hocam, buradan bir yani sade bir vatandaş olarak bir çıkarım da yapmak isterim. Yani tabii ki herhalde vatandaş olarak biz genel olarak şöyle bakmaya çalışıyoruz. Hayat devam etmesi için pandemi bitti mi, hala devam ediyor mu? Çünkü aynı anda galiba çok problemle mücadele etmek çok zor oluyor ya. Mesela sizin anlattıklarınızdan bu bütünleşikliği çıkarıyorum. Mesela orman yangını bizim için dönemsel bir şey oluyor. Bitene kadar bütün enerjimiz oraya gidiyor. Sonra ekonomi başlıyor, sonra pandemi. Ama sizin anlattığınız zaman bu bütüncül yaklaşımdan aslında burada sistemik, yani bütün bu krizlerin iç içe geçmesini ve birbirlerinden hani beslenmesini sağlayan bir mekanizmayı işaret ediyorsunuz. Bu bağlamda çok anlamlı geliyor. Keşke sırf bunu tartışmak için koca bir programımız olsa ama hemen bir başka maddeyi de, ülkelerinizden bir maddeyi de düşerek devam etmek isterim. Orada da diyorsunuz ki sağlık emekçilerinin öz yönetimi diyorsunuz ama ondan sonra da hemen toplum katılımından sağlıkta öz yönetimi diyorsunuz. Hatta bir maddeyi daha düşeyim. Bunu topluca tartışmak çok anlamlı olacak bence dinleyiciler için. Sağlık hizmetinin demokratikleşmesi, parantez içinde sağlık emeğinin öz yönetimi, sağlıkta öz yönetimi. Aslında burada bir yandan da sadece iktidardan, karar vericilerden değil, aynı zamanda emekçileri ve vatandaşı da işin içerisine, yönetim sürecine katan bir öneriniz var. Buna dair ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi buradaki aslında makalenin ana damarı orayı yakalamışsınız. Teşekkür ederim. Sonuçta biz şunu söylemeye çalışıyoruz. Biz sağlık hizmetini üreten sağlık emekçileri hizmet üretiminde söz sahibi değiliz. Yani bu pandemide bu zaten görünür oldu. En büyük örnek şunu söyleyebiliriz. Hidroksiklorokin denen bir ilaç ve pandeminin neredeyse ikinci ayından sonra yararı yok hatta zararı var denilse de Dünya Sağlık Örgütü bunu söyledi. TTB bunu dillendirdi ama ellerimizle biz sağlık emekçileri vatandaşa dağıttık yani. Yani bir yandan itiraz ettik, bir yandan dağıttık. Neden? Bizim ürettiğimiz sözün karar alma mekanizmasında bir hükmü yoktu yani. Bu sıkıntılı şeylerden bir tanesi. Yine salgın yönetimiyle ilgili bir sürü konularda hep talep eden bir şey yaptık. Yani biz özdeyiz, üreteniz ama talep ediyoruz. Yani bu zaten trajik bir şey. Yani özneyseniz, sağlık hizmet üreticiyseniz aslında doğrusu hizmet üretiminin planlanmasından uygulanması, denetlenmesi ve değerlendirmesi dediğimiz sürece dahil olmamız gerekir. Ama bu dahilliği sadece bizim olmamamız gerekir. Yani sağlıkta emeğin öz yönetimi dediğim mesele buydu. Yani hep yani sağlık emekçileri kendi ürettikleri hizmet hakkında yabancılaşmaması gerekir. Yani yabancılaşan bir stratejiyle gidemez. Yani o zaman teknisyen haline gelir. Onu başka ekipler yönetebilir. Onu da demokratikleşme açarım orayı. Ama ikinci bir kısımda sağlık emekçileri sağlıkla ilgili bütüncül bir olayı konuşurken sadece kendi konuşmaması gerek. Vatandaşın da devreye girmesi gerekir. Yani sağlık hizmetlerinin yönetim süreçlerinde vatandaş da söz sahibi olması gerekir. Yani bu iki yönlü işe yarar. Hem bir şekilde sağlıktan doğru kurulmuş bir vatandaşla şey arasındaki ayrımı azaltır, güven ilişkilerini güçlendirir. Hem de konuyu sağlıkçıların tıbba daralmış bakmasını engelleyebilir. Yani sonuçta herkes kendi oturduğu grupta daha çok kendi alanını genişletme ihtimali vardır. Örneğin şunu söylersek, mesela bizim bir şekilde kentin mimarisi, yani kentin şehrin planlanması sağlıklı olma hali için çok kritik. Belki bizim birçok yaptığımız tıbbi hizmetlerden daha kritik. Ama biz sağlığı sadece tıbbi hizmetlerden konuşma eğilimimiz var sağlıkçılar olarak. Yani. Çünkü çalıştığımız alan bu. Bu nedenle toplumun katılması derken, yani sağlıkla ilgisi olan hemen hemen tüm toplum kesimlerinin sağlıkla söyleyecekleri şeyler olabilir ve karar süreçlerinin birlikte çıkması gerekir. Bu anlamda dünyada örnekler var, toplum katılımı örnekleri, meclislerde olan var, şeyler var, platformlar var, konseyler var, jüri diye var mesela Avustralya'da vatandaş jürisi dediğimiz örnekler. Yani bir şekilde de şeyle profesyonelleşmeyi engelleyen müdahaleler diyebiliriz bu alanlara. Yani. Bu anlamda yani toplumun sadece bu sağlık üzerinden de düşünmememiz gerek. İşte bir örneğini verdiğim birçok ülkede de bu söylediğimiz yapılar sadece sağlığı değil, eğitimle de ilgili, şehriyle de ilgili aslında
Değil mi? Yerinden demokrasi. Aynen öyle. Biz de zaten İstanbul hepimizin gelişiminde aynı şekilde değil, bu benzer çalışmaları yürütmeye çalışıyoruz. Yani İstanbul hepimizin ekibinin sağlıkla konuşması gerek bize göre. Söylemeye çalıştığımız da aslında biraz özde o. Yani bunun adı illa sağlık meclisi olmak zorunda değil. İş evet. Yerinde de sağlık emekçilerinin şey olması gerek. Vatandaşı ilgilendiren her türlü politika sürecine vatandaşın doğrudan katkısı verebiliyor olması. Kesinlikle. Evet. Orada hemfikiriz. Bir olayda şunu dikkate çekmek isterim. Şimdi dikkat ederseniz neoliberal sağlık reformundan çok vurgusu yaptık. Neoliberal sağlık şeyi reformları aynı zamanda başka bir şey daha yapıyor. Şunu yapıyor. Tıbbı kapitalistleştiriyor. Yani tıp bir şekilde iktidar kurmuş durumda sağlıklı olmanızı kanıtlamanız sizden her gün isteniyor yani. Yani bir ne diye buna biz kışkırtılmış talep diyoruz. Yani vatandaş sağlıklı olma halini tıbbi hizmetlerden mümkünse de tedavi hizmetlerine bağlıyor ve orada da yani bu şeylerde büyüyen devasa sağlık kurumlarında da şeyin kapitalizmin birçok şeyi var, yeni araçları var, teknoloji araçları. Şimdi teknoloji araçlarının kullanımı ile ilgili bu teknolojik araca sahip olan kapitalist tıpsa o aracın çok kullanılması istiyor. MR'ı evet. Varsa. Evet. Çok kullanılması istiyor ki oradan çok kar elde edelim. Evet. Şimdi bu çok kullanılır. Gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Hı hı. Yani antidemokratik dediğimiz kısım biri bu. İkincisi de tıbbın kendi doğası gereği uzmanlaşma, hekim merkezli olma eğilimi var. Ama biz biliyoruz ki tıp sağlık alanı çok kolektif bir emeğin ürünü. Sadece hekime dayalı, uzmana dayalı bir hizmet olmaması gerekir. Bu ekiplerin tümünün birlikte bu hizmeti ürettikleri için daha kolektif bir zihniyete ihtiyaç var. Kendi içerisinde de iktidarı şeyi kırması gerekir diye. Son cümle evet. Burada kıymetli olduğu için izin verirseniz. Tabii. Kendi doğası, şimdi sağlıkla ilgili dikkat ederseniz dünyanın geçmişinden tarihsel baktığımızda sağlık kadınlarla ilgili bir hizmet alanı iken dünya tarihinde son 150-200 yılda kadınlardan erkeklerin eline geçirilmiş ve bir erke teslim edilmiş durumda. Kadınlar sağlıktan dışlanmış durumdalar ve orada bir iktidar ilişkileri kendi içerisinde şekilleniyor. Bu anlamda yeniden kadın değerleriyle sağlığa da bakmamız gerekiyor. Tıpın içerisindeki evet. Bir iktidar kuran ilişkilerde değiştirmemiz evet. Gerekiyor dediğimiz bir eleştirimiz ve bir çözüm önerimiz var. Mehmet Hocam, sona doğru yaklaşıyoruz ama birkaç dakika daha almak isterim sizden. Çünkü önemli bir demin yani bir önceki yani tartışmamızın ilk kısmında bahsettiğiniz bir aslında basamaklandırılmış bir sağlık hizmetinden bahsediyordunuz ve ona dair de birkaç ilke var. Onun altını çizmek de önemli olacağını düşünüyorum. Sağlıklı olma halinin ve sağlıklı toplumun öne çıkartılması derken aslında anladığım kadarıyla biz sadece hastaneleşme ve oraya yatırımı değil aslında daha koruyucu sağlıklı olma halini öne çıkaran bir basamaklandırılmış sistemden bahsediyorsunuz evet. Diye anlıyorum. Şöyle diyelim yani işte birinci basamak, ikinci, üçüncü basamak diye genelde konuşulan bir hizmet var. Yani bu birinci basamak dediğimiz toplum içine gömülü, vatandaşın yaşadığı her yerde işte hem çalışma ortamında hem yaşam ortamında olan bir hizmet. Yani ve bu ekibin ağırlıklı faaliyetinin koruyucu hizmet ağırlıklı olması gerektiğini öneriyoruz. Bir de çok yaygın olan hastalıkları hızdan çözebilme yetenekleri. Yani bir vatandaşın içerisinde gömülü bir hizmet, birinci basamak dediğimiz hizmet ve bunun yaygın sayısının fazla olması gereken. Ama dikkat ederseniz son dönem belki son 3-4 gündür tekrar basına yansıdı. Hekimlerde asistan kontenjanları arttı. Uzmanlıkla ilgili devasa bir sayı yeniden genişledi. Bu da zaten bu dediğimizin zıttı bir eğilim olduğunu gösteriyor. Yani aslında birinci basamakta daha çok sağlık emekçisi çalışması gerekirken hastanelerde uzmanlaşma eğilimi var. Uzmanlaşma daha çok bir şekilde söylediğim bu kapitalist tıbbın işlemesine yönelik bir hamleyken koruyucu yöne almak daha sosyalden, daha doğa yararına, toplum yararını hedefleyen bir stratejiyi en azından mimlediğini söyleyebiliriz. Yani ikinci basamakta yani bu şeylerde birinci basamağı destekleyen genel hastanelerdir diye söyleyebiliriz. Ve bu genel hastanelerde yaygın gözüken hastalıktan tanı ve tedavisinden uzman emeğinden yararlanması, laboratuvar olanaklarından, yatırımlı tedavi hizmetlerinden yararlanma diyebiliriz. Üçüncü basamak dediğimiz üniversite hastaneleri ve eğitim hastaneleri ise en kompleks hastalıklara bakma meselesi demektir yani. Ama şimdi Türkiye'de bu iş dağılmış durumdadır. Zaten birinci basamağa yatırımın olmadığını biliyoruz.
Ama ikinci basamak, üçüncü basamak birbirine girmiştir. Yani normalde üçüncü basamak daha kompleks hastalıklarla uğraşması gerekirken, yani bir sevk zinciriyle birlikte, sevk zinciri olmadığı için bu vatandaş da oradan nereyi tercih eder sonra gittiği için, asıl yapması gereken değil de gelir getiren yerlere odaklanmış durumdadır. Yani bu da bizim öz eleştirimiz olsun. Yani üçüncü basamak hastanelerde ne tıp eğitimi ne araştırmalardan çok hizmet öne çıkmıştır. Bu hizmette de onun yapması gereken kompleks hastalıklarla mücadele değil de, yani onlarla ilgili yapılacaklar değil de, belki ikinci basamağın rahatlıkla yapacağı hastalıklar devreye girmiştir. Bu basamaklarla bozulunca da sağlık için ayrılan kaynakları kötü kullanmaya başlar. Yani bu da bizim için halk sağlığında temel ilkelerden bir tanesi. Şimdi bu söylediklerimize şeyi eklememiz gerek. İşte sağlıklı toplum dediğiniz için bunlar dikkat ederseniz tıp kurumları. Ama sağlıklı olmamız için tıp kurumu dışındaki kurumların yapacağı çok daha kıymetlidir. Yani. Ya bu halk sağlığının temel felsefelerinden bir tanesidir. Dünya Sağlık Örgütü dahil birçok raporunda görürsünüz. Yani sağlıklı olmamız için bizim sağlıklı yaşam ortamlarına ihtiyacımız var. İşte kentimizin iyi planlanmasına ihtiyaç var. Doğanın korunmasına ihtiyaç var. İşte çalışma rejiminde çalışma saatlerimizin düşürülmesine yoğun çalışma mı ihtiyacımız var, dinlenme ihtiyacımız var, gürültüsüz bir kente ihtiyacımız var. İşte ne diyelim, her türlü kirlilikten, toksik ajandan arınmış bir şeye var, ortama, gıdalarımızın gıda katkı maddesi olmaması gibi. Aslında tıpçıların alanı değil de, yani sonuçta tıpçı sadece der ki bu gıda sağlıksızlık yaratır, ama o gıdayı üreten bir ayrı bir ekip var. Yani bunlar düşündüğümüzde aslında toplumda herkes sağlıkçıdır dediğimiz bir şeyimiz var. Yani tüm şey vatandaşlarımız, tüm meslek grupları sağlıkta söz sahibi olmalıdır. Ve onların sağlık için yapacakları şeyler çok büyüktür. Bunların da başına ağırlıklı bu şeyi getirmeye çalışıyoruz. Yani bunları engelleyen, daha çok sömürüyü öne çıkartan, tahakkümü öne çıkartan siyasal rejimlerdir. Yani siyasal rejimler de buna tehdittir. Savaş ortamı tehdittir. Bu şeylerde, tehditlerde, işte bu patriarkanın tehdididir, yazıda onu vermeye çalışmayan, yani bu ortak besleyen sömürü ve tahakküme dair toplumsal düzenlerin de alaşağı edilmesi zorunludur. Yani bu ancak birlikte olabilen bir şey. Yani kapitalizm içerisinde bu söylediğim bir yönelimin olması çok mümkün gibi, çok gözükmediğini söyleyebilirim. Sadece bunun işte ekoloji tartışmasına nasıl yeşil oluyorsa da, evet, tıpta da koruyucu süslüsü olur. Onu görebiliriz. Yani. Ama yani en azından şunun belki altını çizebiliriz. Şu anda dünyada belki pandemiler çağını sadece kısıtlı bir kişi kullanıyordur, ama en azından biliyoruz ki krizlerle dolu bir döneme girdiğimizin dünyada her yerinde sinyallerini alıyoruz. En azından daha büyük ölçekte bir şeyleri tartışmamız gerektiği her geçen gün herhalde daha fazla dikkat çekici oluyor. Mehmet Hocam, yani normalde ben programlarda uzun süredir hep arkada kayıt yapıyordum ve sürekli moderatörlerimize süreyi iyi kullan, hadi yavaştan çıkış ver derken birden kendimi sizle özgürce ve daha çok konuşmak isteğiyle buldum. Dolayısıyla bütün moderatör arkadaşlarımı çok iyi anladım. Hepsinden özür diliyorum. Size çok teşekkür ederim zamanınız için. Ben teşekkür ederim. Çok, çok keyifliydi ve umarım çalışmalarınızın daha nice sonuçlarını burada ekranda dinleyicilerimize paylaşabileceğiz. İyi günler diliyorum size. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Evet, bir İstanbul Hepimizin girişimin hazırladığı Şehir Hepimizin programının daha sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi haftalar.